bugün tarihi bir günde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Galatasaray'ımız Kemerburgaz tesislerini tüm üyelerimize, basına açtı. Gerçekten gizli yani burası bugüne hazırlanıyordu. 4 ayda yükselen bir kulüp binası, futbol sahasının Eylül ayına yetiştirilmek üzere hızlı bir şekilde çalışılıyor burada. Deprem felaketinin ardından tören ertelenmiş ve nasip oldu. Tabii burada kulüp üyelerimiz de var. Kendileri de burada. Ahmet Akcan hocamız, Abdurrahim Albayrak. Efendim canlı yayındayız. Harika bir gün yaşanıyor. Neler söylersiniz? Evet. Buraya emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Galatasaray'ımıza, cemaamıza yakışır bir tesis oluyor. Bugün de bütün cemaamız burada. Onun mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Gerçekten Dursun Başkan'ın zamanında burası alındı, edindi. Ondan sonra işte Mustafa Cengiz Başkan'ın döneminde buraya bayağı bir emek verdik. Yönetim olarak da, ekip olarak da. Şu anda da Dursun Başkan'ın yürütüyor. Bizim de herkes, bütün Galatasaraylıların da mevcut yönetime destek olmamız, bu tesisleri bir an önce Galatasaray'a kazandırmamız gerekiyor. El ele hep birlikte bunu başaracak. Çok sağ olun. Abdurrahim Albayrak'la birlikteydik. Kendisi eski yöneticimiz. Mustera da geldi. Mustera da geldi. Sevgili kameraman arkadaşımız Ali Zender bunları size gösteriyor. Efendim canlı yayındayız Galatasaray Televizyonu. Harika, tarihi bir gün yaşıyoruz. Neler söylersiniz başkanım? Vallahi Galatasaray'da her zaman bu enerjiyi ve bu neşeyi beraber yaşıyoruz. Bugün de mutlu günlerimizden bir tanesi. Bütün camiamıza hayırlı olmasını dilediğim çok güzel bir yatırım var burada. Yönetimi tebrik ediyorum. İnşallah devamını da getirirler. Ama bugün bu beraberliği görmek, özellikle şampiyonluk eşiğinde olduğumuz bir dönemde bunu görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tarihi günde Ünal Aysal başkanımızla birlikteydik. Bundan sonra kapat. Faruk Süren başkanımız da burada. Başkanım çok tarihi bir gün yaşıyoruz. Canlı yayındayız. Neler söylersiniz? Efendim? Çok tarihi bir günde bulunuyorsunuz. Evet, neler söylersiniz? Yani, çok önemli tabii. Yani ulusumuz için 19 Mayıs çok önemli bir tarih ve başlangıç. Bir de bizim Galatasaray'ımız için böyle bir güzel tesisin açılışı da denk düşmesi çok önemli. Çok gurur verici bizim için. Efendim çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet ben... Bana ayrılan sürenin şimdilik sonuna geliyorum. Birazdan tekrar bağlanacağız. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinin açılışı başlıyor. Ben sözü merkeze bırakıyorum.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açık açık. Metin Oktay tesislerinden canlı yayınlarımız devam ediyor değerli izleyenler. Birazdan temel atma töreni başlayacak. Gerçekten de çok büyük bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyelerimiz tam kadro burada. Camianın önde gelen isimleri ve davetliler de yine burada. Altyapı oyuncularımız, A takım oyuncularımız, gerçekten de muhteşem bir görüntü var. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde şu anda da herkes, davetliler yerlerini aldı. Başkanımız yerini aldı. Eski başkanlarımız burada. Efsane teknik direktörümüz Fatih Terim burada. Zafer, sen de az önce röportaj yapma şansını da buldun. Ve birazdan da başkanımız sahneye çıkacak ve konuşmasını yapacak. Sen de röportaj yapma şansı buldun. Ünal Aysal başkanımız yine buradaydı. Faruk Süren ve başkanımız. Vermekte olan çok değerli sporcularımız, medya mensubu dostlarımız ve sevgili misafirlerimiz. Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş büyüklerimiz, kulübümüzün kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen'le arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına sizleri saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Galatasaraylılar, 118 senelik tarihiyle kazandığı ulusal ve uluslararası sayısız başarının yanında ülkeye UEFA ve Süper Kupa sayesinde ülkemizin medarı iftarı olan 1481'den bu yana kültürün simgesi, eğitimin yuvası, 1905'ten beri sporun beşiği Galatasaray'ımız için tarihe geçecek bir günde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, onun gösterdiği yoldan Galatasaray
ilke ve değerleriyle geleceğimize doğru yürüyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetin Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'ımız fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ve sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Bandırma vapurunun Samsun'a çıkışı gibi bugün de belki bir asır sonra sonsuzlukta yankılanacak ve bugünü inşa edenler sevgi ve minnetle anılacak. Bu anlamlı günde başkanımız Dursun Aydın Özbek'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli başkanlarım, değerli Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün Türk Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'daki Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı değildir. Aynı zamanda Türk milletini ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. İşte bu yüzden bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmiştir. Galatasaray, tarihi boyunca bu genç, ilerici fikirlerin doğduğu, bu fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olmuştur. Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Samiyen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenmek hedefi işte tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı birlikte kutlarken başka bir heyecanı daha yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedefle ilerlediğimiz yolun yeni adımında Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay Tesisi temel atma töreninde siz değerli üyelerimizle birlikteyiz. Buradan tesisimize adı vermiş Taşsız Kralımız Metin Oktay'ı bir kez daha saygıyla anıyorum. Aslında bu töreni Florya tesisimizin açılış yıl dönümü olan 22 Şubat'ta yapacaktık. Deprem felaketi sebebiyle bunu erteledik, bugün yapıyoruz. Gördüğünüz üzere inşaat ilerledi, tesisimizde binalar yükselmeye başlamış durumda. Cumhuriyetimizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan birisi olacaktır. Burası, Galatasaray'ımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği pırıl pırıl geleceği olacaktır. Gençlerimiz burada en modern koşullarda sadece sahip oldukları yetenekleri geliştirmeyecekler. Aynı zamanda Galatasaray gelenekleri ve terbiyesiyle iyi insan ve iyi sporcu olarak yetişeceklerdir. Bu Galatasaray'ın ülkesinde olan borcudur. Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla Cumhuriyet'in en önemli spor kulübüdür değerli arkadaşlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet'in yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Biz bu yeni tesisimiz ve diğer projelerimizle, en önemlisi de genç fikirlerimizle Galatasaray'ımızı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Buna hep birlikte inanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in izinde onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp gelecek kuşaklara aktaracağımızı buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Onun gençlerle ilgili bir sözü bence bizim için çok önemli ve çok da değerlidir. Ne demiş sevgili Atatürk? Biz her şeyi gençliğe bırakacağız.
Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Bizim de ümidimiz gençliktedir değerli arkadaşlar. Bugün burada eski başkanlarımızla, teknik adamlarımızla, sporcularımızla bir aradayız. Kendileri sağ olsunlar bizi kırmadılar, törenimize katıldılar. Yaşadığımız birlik ve beraberlik ortamının Galatasaray'ımız için çok önemli olduğunu ben yürekten inanıyorum. Onlara buradan teşekkürlerini sunuyorum. Ayrıca büyük bir teşekkür de sevgili Erden Timur başta olmak üzere değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma, bu projeye destek veren bütün Galatasaraylılara, özellikle müteahhitliğimizi yapan Ayos firmasına ve onun çalışanlarına, dolayısıyla emeğe geçen herkese buradan büyük bir teşekkürü gönderiyorum. Ben istiyorum ki bu emeğe geçen arkadaşlara bir alkış yapalım değerli hocam. Ayrıca sizlere de büyük bir teşekkür ediyorum. Bizi bugün burada yalnız bırakmadınız. Mevcudiyetinizde bize güç verdiniz. Sağ olun, var olun. Sözlerimi yaşasın Galatasaray diye bitiriyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza bu değerli konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi ise sizleri bugünlere nasıl geldiğimizi kısaca özetleyen filmimizi hep birlikte izlemeye davet ediyorum. Come on, come on.
harika bir film. Tabii ki daha da harikası Galatasaray'ın gerçekten tüm bu başarılara imza atmış olması. Eğitim ve kültür yuvamız Galatasaray Lisesi'nin 11. sınıf öğrencisi sevgili Kevser Güldemir'i ve sporun beşiği kulübümüzün futbol akademisinin U19 takımı kaptanı Özgür Baran Aksakay'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye birlikte davet ediyorum. Teker teker konuşmalarını yapmak üzere söz alacaklar. Sayın başkanlarım, Galatasaray camiasının değerli büyükleri ve sevgili Galatasaraylılar. Sizleri saygıyla selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşku ve heyecanla kutluyorum. Lisemiz sayesinde gönülden bağlı olduğumuz kulübümüz için böylesine önemli bir spor kompleksinin temel atma töreninde bulunmaktan onur duyuyor. Kardeşlerim ve kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ün milli mücadelenin fitilini ateşlediği gündür. Bugünün gençliğe armağan edilmesinin nedeni de yakılan ateşin sönmemesi, gün geçtikçe alevlendirilmesi görevinin yalnız gençlere bırakılmış olmasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de şöyle der: biz her şeyi gençlere bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Bu bağlamda kuruluşundan bugüne bu topraklara fikri hür, vicdan hür, irfan hür bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiş eğitim ocağımız bu meşalenin taşıyıcılarının en başında gelir. Geçmişimiz her alanda ülkemizi bir adım ileri taşımak adına dişini tırnağına takmış mezunlarımızla doludur. Spor tarihimizde de bu durum farksızdır. Galatasaraylılar bu alanda da ilkleri başarmış, adlarını tarihe yazdırmış, taşıdıkları meşaleleriyle en önde yürümektedirler. Bugün dünyaca ünlü bir spor kulübü haline gelen Galatasaray, Türkiye'nin ilk futbol kulübü olarak Mektebi Sultani'nin sıralarında okuyan öğrenciler tarafından Ali Samiyen önderliğinde kurulmuştur. Ali Samiyen kulübümüzü kurarken şöyle demiştir: maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge, bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek. Galatasaray Spor Kulübü işte bu ilk misyonlarının hepsini başarıyla gerçekleştirmiş ve ülkemizin sınırlarını aşarak bizleri her yerde gururlandırmıştır. Ali Samiyen'den bahsetmişken bir parantezde vatan uğruna şehit düşmüş büyüğümüz Mehmet Aslun Galip'i açmak gerekir. Çok yönlü sporculuğu ile erdemli bir vatansever olarak kulüp tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. İlk Türk beden eğitimi öğretmeni olan Faik Üstün İdman'da Mektebi Sultani'de eğitim görmüş, Batı'da son gelişmeleri yerinde izlemiş, jimnastik ve beden eğitimi kavramlarını ülkemize getirmiş, 45 yıl boyunca lisemizde öğretmenlik yapmıştır. Yetiştirdiği öğrencilerden Selim Sırrı Tarcan, beden eğitimi dersinin okul müfredatlarına girmesini sağlamış, ilk Milli Olimpiyat Komitesi'ni kurmuş, boks sporunun temellerini ülkemizde atmış, Türkiye'de voleybolun altyapısını okullarda kurarak başlatmıştır. Yine değerli ağabeylerimizden İngiliz Kemal lakaplı Ahmet Esat Tomruk, Türk boks tarihinde unutulmazlardandır. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Özhan Can Aydın, Türk sporunda fair play anlayışının temsilcilerindendir. Atamızın da "ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözündeki gibi, dileriz ki kulübümüzde ve tesislerimizde bu anlayışı sürdürecek sporcu ahlak ve disiplinine sahip kuşaklar yetişir. Bugün burada anamadığımız daha birçok değerli isim Galatasaray'ımıza ve ülkemize büyük değerler katmıştır. Canlı bir müze olan okulumuz hemen her köşesinde gurur duyacağımız izler taşır. Örneğin Ali Samiyen ve arkadaşlarının Galatasaray Kulübü'nün kurduğu sınıfta ders yapmak, aynı ruh ve coşkuyu yeni kuşaklara aktaran en önemli unsurlardan biridir. Bir başka örneği de büyük avludan verebiliriz. Şu an okul futbol kulübümüzün maçlarını yaptığı bu alanda, spor tesisimize de adını veren efsane kaptanımız ve bir centilmenlik örneği Metin Oklay'ın da top oynadığını bilmek, hepimiz için ayrı bir heyecan ve motivasyon kaynağıdır. Bu heyecan ve motivasyon lisemizde tüm spor branşlarında kendisini göstermektedir. Tenis, yüzme, yelken, badminton, yoga, basketbol, voleybol ve futbol kulüplerimizde Galatasaray ruhunu yaşatmaya ve sporda ileriye gitmeye her gün bu heyecan ve motivasyonla devam ediyoruz. Bu bağlamda açık bir şekilde ifade edebiliriz ki lisemiz ve kulübümüz 100 yılı aşkın süredir birbirini beslemeye ve tamamlamaya devam etmektedir. Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Lisesi, Galatasaray ruhuyla, tarihe ismini yazdırmış büyüklerimizle ülkemize ve dünyaya ilkleri yaşatmaya devam edecektir. Ne Galatasaray Lisesi sadece bir eğitim kurumu, ne de Galatasaray Spor Kulübü sadece bir kulüptür. Lisemiz ve kulübümüz, birlik ve beraberliği öğrendiğimiz ocaklarımızdır.
Galatasaray Lisesi'nde dünyada eşi benzeri bulunmayan bu ruhla ve değerlerle büyüyen bizler, tüm değerlerimizi yaşatmaya, atamızın izinden gitmeye, Galatasaray'a ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu camianın bir parçası olmaktan ve sizlerle bu ruhu paylaşmaktan onur duyuyoruz. Konuşmamı sonlandırırken böyle bir camianın oluşmasında emeği geçen ve bize bu çok kıymetli mirası bırakan tüm büyüklerimizi saygıyla anıyor, bugün burada bulunmamıza katkı sağlayan sizleri selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kez daha kutluyorum. Teşekkür ederim. Değerli başkanlarım, değerli büyüklerim, sevgili Galatasaray ailem. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinin başında gelmektedir. Kemerburgaz'da açılacak olan bu yeni tesisler kulübün geleceği için çok büyük bir adım olacak. Bu tesislerde A takımımızla beraber geleceğin yıldız adayları da yetişecek ve Galatasaray'a yeni başarılar kazandıracaklar. Galatasaray formasını giyebilmek, armayı göğsünde ama daha da önemlisi kalbinde taşıyabilmek bambaşka bir gururdur. Ve bu gururdur başarıların peşinde bitmez, tükenmez bir hırs, enerji ve tutku ile koşmamızı sağlayan. Kulübümüzün kurucusu Ali Samiyen Beyefendi'nin maksadımızda belirttiği İngilizler gibi toplu oynamak, bir renge ve bir isme sahip olmak ve Türk olmayan takımları yenmek vizyonunu daha da taşlandırmak için bu yeni ve modern tesisin çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Kulüp tarihimiz için çok büyük bir dönüm noktasına olacağına inandığım ve stadımıza çok yakın mesafede olan bu tesisimizin açılış töreninin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesi hepimizin olduğu gibi beni de çok gururlandırmaktadır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolda sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını yetiştirme ilkesini benimsemiş Galatasaray Spor Kulübü'ne 8 yaşında ayak bastığım günden bugüne kadar geçen 11 senede beni heyecanlandıran birçok olaya şahit oldum. Takımıma kaptan oldum, birçok kupalar kaldırdım. Bunun neticesinde de bugün U19 takımımızın kaptanı olarak yeni tesislerimizin açılış töreninde konuşma yapma gururunu yaşıyorum. Galatasaray'ımızı geleceğe taşıyacak olan bu yeni ve modern tesislerimizin tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Gerek bu arazinin bize kazandırılmasında, gerek bu yeni tesisler vizyonunun ortaya koyulmasında, gerekse de yapılmasında emeği geçen başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerime ve tüm büyüklerime sonsuz teşekkürler. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık arkadaşlar. Sevgili kardeşlerimize güzel konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Geçmişten geleceğe anılarımız ve değerlerimizin ebediyete kadar tesisimizde yaşaması için hazırladığımız zaman kapsülümüzün seremonisine geçiyoruz. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimizin açılışına kadar Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumundaki müzemizde sergilenecek olan zaman kapsülümüzün içinde neler var? Bir tarafında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, diğer tarafında kurucumuz Ali Samiyen Bey'in olduğu kapsülün içinde başkanımızın birazdan sizlerle paylaşacağı, tüm başkanlarımızın birlikte imzalayacakları ve Kemerburgaz Metin Oktay tesisimizde bizleri karşılayacak olan geleceğimize mektup. Atamızın Galatasaray'ımıza hitaben imzalamış olduğu portresi, ölümsüz kurucumuz Ali Samiyen ve arkadaşlarının Türk olmayan takımları yenme maksadıyla kurdukları, kulübümüzün ilk futbol antrenman sahası olan Galatasaray Lisesi içinde bulunan Grand Cour'dan alınan çim parçaları, daha sonraki dönemde antrenmanlarımızı yapmaya devam ettiğimiz eski Ali Samiyen Stadyumumuzdan bir parça. Son olarak da en büyük zaferlerimizin yapı taşı olan Florya Metin Oktay tesislerinden alınan çim parçaları. Ayrıca Galatasaray futbol takımının tarihte giydiği ilk forma ve Cumhuriyetimizin 100. yılında futbol takımımızın terlettiği forması bulunmaktadır. Şimdi bugüne dair görüşlerini ve imzasını paylaşmak üzere Sayın Alp Yalman Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Müzik
sevgili başkan, arkadaşlarım ve çok sevgili Galatasaray camiası. Böyle bir günde karşınızda oluyor olmak bana inanamayacağınız kadar büyük bir gurur veriyor. Florya'nın alınışını, ilk temel atılışını ve bugünlere kadar gelişini çok iyi hatırlıyorum. Bunları yapanlar şimdi yukarıdan bizi seyrediyorlar ve herhalde onlar da en az benim kadar gurur duyuyorlardır. Bu yeni tesislerin Galatasaray'ımıza hayırlı, uğurlu ve yarınlarını nurlu kılmasını temenni eder. Hepinize hürmetle selamlar. Sayın başkanlarımızdan rica edelim, lütfen konuşmalarını tamamladıktan sonra imzalarını atsınlar ve sahnede beklesinler, ayrılmasınlar. Sayın Alp Yalman başkanım da lütfen sahnede kalın. Teşekkür ediyoruz. Sayın Faruk Süren başkanımı sahneye davet ediyorum. Değerli başkanlar, sevgili Galatasaraylılar, bugün çok önemli bir gün. Ulusumuz için çok önemli bir gün. Aydınlığa kavuştuğumuz ilk adımların atıldığı tarih, 104 sene önce, bizim için çok önemli bir gün. Çünkü bugün Dursun Başkan bizi davet etti, sağ olsun hepimizi davet etti. Hakikaten bir güzel tesis yapılacak. Hatırlıyorum, çok eski zamanları da hatırlıyorum, Aslın Galibi de hatırlıyorum. Hocam da hatırlıyor. Florya'nın başkanı söylediği gibi Florya'nın başlangıcından beri hatırlıyorum. Nasıl taşındığını, o zamanlar nasıl bu işlerin yapıldığı, bugünkü teknik de yok ama yapıldı. Büyük zaferlerin kaynağı olduğu orada yetiştik. Şimdi burada yeni bir tesis yapılıyor. Çağdaş bir tesis olacak. Daha da büyüyecek. Gençler ve profesyoneller ayrı oynayacakmış, aynı eğitilecekmiş. Çok güzel bir şey. Gurur duyuyorum burada olduğumuz için. Gurur duyuyorum Galatasaraylı olduğu için. Tesislerimiz hayırlı olsun hepimize. Sağ olun, var olun. Faruk Başkanım, lütfen siz de imzanızı atmak üzere. Sayın Faruk Süren Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Cansun Başkanımız rahatsızlığı sebebiyle törenimize katılamamıştır. Hepinize sevgilerini iletti. Biz de kendisine acil şifalar diliyoruz. Sayın Anlam Polat Başkanımı sahneye davet ediyorum. Sayın başkanlar, değerli Galatasaraylılar, değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok özel bir gün. Öncelikli olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir gün. Ben büyük Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve hürmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. İkincisi, uzun yıllar Florya'da hepimiz mesailer yaptık ve uzun zamandır da bu tesislerin yapımı konuşuluyordu. Bugün o güne geldi. 19 Mayıs'ta olması da çok ayrı bir anlam taşıyor. İnşallah buradan Galatasaray'ımıza ve Türk sporuna çok güzel, çok iyi sporcular yetişir. Çok büyük başarılarla ülkemizi temsil ederler. Ben burada emeği geçen Sayın Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur kardeşim ve diğer yönetici arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Adnan Polat Başkanımıza da teşekkür ediyoruz ve Sayın Ünal Aysal Başkanımızı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Evet.
değerli dostlarım, sevgili Galatasaraylılar, başkanlarım. Bugün gerçekten Galatasaray için çok önemli ve son derece değerli bir gün yaşıyoruz. Galatasaray'ın geçmişinden bahsetmek istemiyorum. Galatasaray'ın geçmişi, Galatasaray'ın geleceğinin bir garantisi olmuştur. Galatasaray'ın geleceğinden bahsediyoruz burada. Başkanımıza, yönetim kuruluna bu attıkları adım için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu binaya üst üste koyacağımız her taş bizim istikbalimiz, geleceğimiz ve sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ileride sahipleneceği markamızın istikbali için, geleceği için çok önemli bir adımdır. Kutluyorum, hayırlı olsun, hoşça kalın. Sayın Ünal Aysal Başkanımıza da teşekkür ediyoruz ve Sayın Burak Elmas Başkanımızı konuşmasını yapmak üzere ve imzasını almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanlarım, saygıdeğer Galatasaraylılar, bugün çok önemli bir açılış için, temel atma töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bizi bugün hepimizi Galatasaray'da uzun süredir özlediğimiz şekilde bir araya getiren Sayın Dursun Özbek Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler, benden önce görev yapan Sayın Başkanlarım, Flora tesislerini, Metin Oktay tesislerini, Metin Oktay tesisi yapan, emeği veren teknik direktörlerimiz, hizmet veren sporcularımız, hepsi bu arada. Biliyorsunuz Metin Oktay Flora tesislerinin özel bir ruhu vardır. Bunun arkasında çok fazla emek, gözyaşı, ter bulunmakta. Umuyorum aynı şeyi bundan sonra gelecek teknik direktörlerimiz, oyuncularımız, yöneticilerimiz, başkanlarımız bu güzel tesis için yapacaklar. Tekrar bu güzel tesisin camiamıza hayırlı uğurlu olmasını ve nice başarılar getirmesini diliyorum. Saygılarımla. Sayın Burak Elmas Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi zaman kapsülü seremonisi ve başkanlarımızın imzalayacağı mektubun okunması için Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek'i sahneye davet ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, bir zaman kapsülü hazırladık. Biraz önce anlattılar. Bu kapsülün içine bir mektup koyacağız. Bu mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli bir mektup. Bu mektup zaman tüneli içinde bir müddet bu kapsül müzemizde muhafaza edilecek ve açılışta da yine buraya gelecek ve hatıralarımıza yön verecek. Mektubun metni şöyle. Değerli misafirimiz, Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay tesisine hoş geldiniz. Bu tesisin temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların emeklerinden, kurucumuz Ali Samiye'nin Türk olmayan takımları yenme hedefi ve vizyonundan, sarı kırmızının benzersiz başarılarını geleceğe taşıyan gençler ve onlara yardım eden büyüklerinin birlikte çektiği halattan, bu kapıdan içeri giren her yeteneğin burada kalmaya devam etmesini sağlayan karakterinden izler bulacaksınız. Efsanemiz Taçsız Kral Metin Oktay'ın dile getirdiği gibi bu yuvada Galatasaraylı olmayı anlayıp Galatasaraylı olmaktan gurur duyacaksınız. Evet, metin bu kadar. Sen metni ver, ben oradan okuyayım. Konuşma karıştı. En zorlusu böyle.
daha iyi anlaşılması için baştan okuyorum. Değerli misafirimiz, Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay tesisine hoş geldiniz. Bu tesisin temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların emeklerinden kurucumuz Ali Samiye'nin Türk olmayan takımları yenme hedefi ve vizyonundan sarı kırmızının benzersiz başarılığını geleceğe taşıyan gençler ve onlara yardım eden büyüklerinin birlikte çektiği halattan bu kapıdan içeri giren her yeteneğin burada kalmaya devam etmesini sağlayan karakterinden izler bulacaksınız. Efsanemiz Taçsız Kral Metin Oktay'ın dile getirdiği gibi bu yuvada Galatasaraylı olmayı anlayıp Galatasaraylı olmaktan gurur duyacaksınız. Galatasaray tarihi boyunca bu genç ilerici fikirlerin doğduğu, bu fikirlere hedeflerin dönüştüğü yer olmuştur. Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Samiye'nin belirttiği gibi Türk olmayı takımları yenmek en büyük hedefimiz olacaktır. Teşekkür ediyorum. İmzaların tamamlanmasına geçebiliriz. Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek de imzasını atıyor. Geleceğe mektup kürsüde Sayın Başkanımız tarafından okundu. Bütün imzalar tamamlandı. Tüm başkanlarımızın hatıra fotoğrafı için sahnede buluşmalarını takip edelim. Atamızın 30 Aralık 1930 tarihinde lisemizi ziyareti sırasında Galatasaray'ımıza hitaben imzaladığı portresine ilişkin poster zaman kapsülüne Başkanımız Dursun Aydın Özbek tarafından konulacak. Atamızın imzasıyla o güzel poster şu anda zaman kapsülünün içine başkanımız tarafından konuyor. Grand Cour'dan alınan çim parçasının Galatasaray Lisesi futbol takımı koordinatörü Sayın Göksel Gündüz tarafından kapsüle yerleştirilmesi için kendisini sahneye davet ediyoruz. Florya Metin Oktay tesisinden alınan çim parçasının eski kaptanımız Sayın Sabri Sarıoğlu tarafından zaman kapsülü içerisine konmak üzere kendisini sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, değerli başkanlarım, yönetim kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar. 10 yaşında hatta 11 yaşında Florya Metin Oktay tesislerine girdiğim andaki heyecanı şu an burada da yaşıyorum. Birçok kategoride formasını gururla giydiğim Galatasaray Kulübü'nün
Bugün yeni tesislerinin de temel atma töreninde bulunmaktan çok gurur duyuyorum. Flora Metin Oktay tesislerinde çok çok güzel anılar biriktirdik. Gerek altyapıda oynarken gerek profesyonel takımda birçok başarılar imza attık. İnanıyorum ki bu yeni tesiste de hem yetenekli Türk futbolcuları yetişecek, hem Galatasaray'a hem Türk futboluna büyük hizmetler sağlayacaklardır. Bu projede emeği geçen öncelikle başkanıma ve herkese, bütün Galatasaray'a teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sabri Kaptan, teşekkür ediyoruz. Nice goller, nice şampiyonluklar, nice muz ortalar Sabri Sarıoğlu'nun ayağından geldi. Ali Sami Yen Stadyumu'ndan alınan çim parçasının Sayın Cevat Güler hocamız tarafından zaman kapsülüne yerleştirilmesi için kendisini sahneye davet ediyorum. Değerli camiamız, sayın başkanlar ve bütün üyeler ve Galatasaray Kulübü'nü bir araya getirmesini sağlayan değerli dostlar. Bu anlamlı günde anlamlı tesisler, çok güzel başarıların getirileceği oyuncular, sporcular yetiştirecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sevgili Cevat hocamıza da çok teşekkür ediyoruz ve Galatasaray futbol takımının tarihte giydiği ilk formayı temsilen bir replikasını zaman kapsülünün içine koymak üzere İmparator Fatih Terim'i sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli başkanlar, çok sevgili Galatasaraylılar, benim üstüme düşen forma. Formayı elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir. Ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, onun büyüklüğünü gerek futbolculuğumuzda, gerek teknik adamlığımızda çok fazla hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin bir gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur. Faruk Başkanımın ve Alp Başkanımın söylediği gibi Hasnun Galip'ten Ali Samiyen'den Flora'ya başlayan o unutulmaz ve uzun süren yürüyüşümüz Flora'da özellikle Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Orada yetişen evlatlarımızın giydiği formalarla da Galatasaray akıttıkları terle de çok büyük başarılara imza atmıştır. Umarım yeni tesisimiz Flora'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyet'e layık bugünün 19 Mayıs'ın mana ve ehemmiyetini iyice hissetmiş, bu formayı üzerinde terleten oyuncular yetiştirir. En büyük temennim budur. Bugün bizi burada davet eden ve bir araya getiren Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hocam, formanın kapsülü yerleştirilmesi. Sayın Fatih Terim'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi Galatasaray futbol takımının tarihte giydiği ilk formayı temsilen bir replikasını zaman kapsülünün içine yerleştiriyor İmparator Fatih Terim. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılında futbol takımımızın terlettiği formanın
teknik kadromuzdan sevgili Ayhan Akman tarafından zaman kapsülü içerisine konması için kendisini sahneye davet ediyorum. Gözlüğü çıkarmam gerektiği söylendi. Herkes hoş geldi. Sevgili Fatih Hocam'ın ardından konuşmak tabii çok zor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Atatürk Anma Günümüz kutlu olsun bu arada, öyle başlayayım. Ben Galatasaray'a geldiğimde tabii Metin Oktay tesislerinde başladım. Ondan sonra Ali Samiyen'de oynadım. Sonra yeni şimdi Nef Stadyumu'nda oynadım. Şimdi yeni, inşallah yeni bir tesislere geçeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray diyorum. Ve sezonun forması, sezonun parçalısı, şampiyonluk görecek olan uğurlu formamız sevgili Ayhan Akman tarafından kapsülün içine yerleştirildi. Sayın başkanlarım ve sevgili teknik adamlarımız, lütfen kapsülün mühürlenmesi için sizi kapsülün başına rica ediyoruz. Bir tarafında ulu önderimiz Atatürk'ün olduğu, bir tarafında Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Samiyen Bey'in olduğu zaman kapsülü içinde geleceğe mektubumuz. Çim parçaları hem Grand Kur'dan, hem Flori Metin Oktay tesislerinden, hem rahmetli stadımız Ali Samiyen'den çim parçaları. Galatasaray'ın tarihte giydiği ilk forma ve Cumhuriyet'in 100. yılının mevcut parçalı forması kapsülün içine yerleştirildi. Şu an efsanelerimiz ve kahramanlarımız tarafından zaman kapsülü mühürleniyor. Sayın başkanlarımız geleceğe mektubu birlikte imzaladılar. Atamızın Galatasaray'ımıza hitaben imzalamış olduğu portresini kapsülün içine yerleştirdiler mektupla birlikte. Ölümsüz kurucumuz Ali Samiyen ve arkadaşlarının Türk olmayan takımları yenme maksadıyla kurdukları kulübümüzün ilk futbol antrenman sahası olan Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde bulunan Grand Kur'dan alınan çim parçaları da içine kondu. Ali Samiyen Stadyumumuzdan bir parça da kapsülün içinde. En büyük zaferlerimizin yapı taşı olan yuvamız Florya Metin Oktay tesislerinden alınan çim parçaları da kapsülün içinde. Ve Galatasaray futbol takımımızın tarihte giydiği ilk forma, Cumhuriyetimizin 100. yılında futbol takımımızın terlettiği forma kapsülün içine kondu. Sahneye teşekkür ediyoruz eski başkanlarımıza ve teknik adamlarımıza, kahramanlarımıza, liderlerimize. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Kapsülümüz mühürleniyor. Evet, meşakkatli kısmı geride kaldı. Sahneye müzelerimizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Bora İsmail Bahçetepe'yi ve
Ali Sami Spor Kompleksi Nef Stadyumu Müze Müdürü Sayın Semih Ulu'yu davet ediyorum. Zaman kapsülünü kendilerine teslim edeceğiz. Kapsülümüz Kemerburgaz Metin Oktay tesisi tamamlanıncaya kadar Ali Sami Spor Kompleksi Stadyum Müzesi içerisinde sergilenecek. Şık bir vitrine yerleştirilecek olan zaman kapsülümüze ziyaretçilerimiz Galatasaray Stadyum Müzesi'nde ulaşabilecekler. Sayın Bora İsmail Bahçetepe'ye ve müze müdürümüz Sayın Semih Ulu'ya da teşekkür ediyoruz. Kapsülümüz onlara teslim edildi, emin ellerde. Ve değerli Galatasaraylılar, hepimizin değerli büyüğü, kıymetlimiz Sayın Ali Fuat Diriker abimizi konuşma yapmak üzere ve konuşmasını yaparken kendisine eşlik etmek üzere Galatasaray Futbol Akademisi'nin en genç sporcusu sevgili Yusuf Demirelli'yi, Galatasaray Lisesi 11. sınıf öğrencisi sevgili Kevser Gül Demir'i ve Futbol Akademi U19 takımı kaptanı sevgili Özgür Baran Aksakay'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Galatasaraylılar, Metin Oktay tesisine hoş geldiniz. Bu mutlu günde hep beraber olmaktan dolayı eski Galatasaray'ın milletimize bahşetmiştiği bir sürü başarıları hatırlatması bakımından hepinizi hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla arıyorum. Yaşasın Galatasaray! Değerli büyüğümüz, kıymetlimiz Sayın Ali Fuat Diriker'e de teşekkür ediyoruz. Ve kendilerini sahneden uğurluyoruz, teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşında kulübümüzün parlak geleceğinin tertemiz bir sayfasını açtığımız Türk sporunda önemli bir vizyonun ortaya konuşu olarak tarihe geçecek, göğsümüzü kabartacak, yeni başarılara vesile olacak Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinin temel atma töreninde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılan herkese teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Tesislerimiz kulübümüze ve sporcularımıza uğur getirsin.